İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Mersin Gazetesi. Mersinli iş adamından Van'daki öğrencilere yardım. Mersinli iş adamı Coşkun Doğmuş, Van'ın Çatak ilçesi Kaçit Mahallesi İlkokulu'ndaki 150 öğrenciye giysi yardımında bulundu. Belediyeden yardım eli. Mersin Büyükşehir Belediyesi Günler ilçesi İshaklar Mahallesi'nde ikamet eden Halil İbrahim Tilkioğlu'nun evinde meydana gelen yangının ardından aileye sosyal yardımda bulundu. Güney Gazetesi. Elvan'dan özel üniversite müjdesi. Mersin Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu törenle açıldı. Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, törende yaptığı konuşmada gelişmiş bir toplum olmanın en önemli koşullarından ikisinin eğitim ve sağlık olduğunu vurgulayarak önümüzdeki süreçte hem eğitim hem sağlık alanında yeni çalışmalar yapılacağını müjdeledi. İşsizlik oranı %10,5 oldu. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 29 bin kişi artarak 3 milyon 125 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalışla %10,5 seviyesinde gerçekleşti. Çukurova Gazetesi. Tisan'da su çilesi. Silifke Tisan'da su sorunu uzun yıllardır çözülmüyor. Yasada olmasına rağmen MESKİ üzerine düşeni yapmıyor. Seneler önce Tisan'dan yazlık alan Misson, evine su bağlatamadığı için henüz oturmak nasip olmamış. Misson'ın bazı bakanlıklar dahil çalmadığı kapıda kalmamış. Öte yandan bu konuda Almanya'da sosyal medya üzerinden bir imza kampanyası bile başlatılmış. Terör sarmalından kurtulmalıyız. MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, ardı ardına gelen seçimlerin ekonomiyi üçüncü planda bıraktığını, gündemin ekonomi olmaktan çıkarak siyasete kaydığını vurguladı. Aşut, son 2-3 yıldır ülke genelinde ekonomide ve iş dünyasında ciddi bir durgunluğun olduğunu dile getirerek, terör gündemi sarmalından kurtulmak zorundayız dedi. Haberci Gazetesi. Pazarı Rusya değil, don vurdu. Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Fuat Kalkan, Rusya krizinin pazara yansımadığını, don olaylarının yaşanmasıyla fiyatlarda artış olduğunu ve Akdeniz bölgesinde soğuk havaların yerini ılık bir havaya bırakmasıyla birlikte fiyatlarda düşüş yaşanabileceğini söyledi. TÜİK'e göre Mersin güvenli değil. TÜİK'in en güvensiz 5 şehir sıralamasında Mersin'de yer aldı. Ancak bu duruma ne siyasilerden, ne kent yöneticilerinden, ne STK'lardan, ne de kamuoyundan tek bir tepki bile gelmedi. TÜİK'in açıkladığı il güvenlik endeksinde Muğla son sırada yer alarak Türkiye'nin en güvensiz ili oldu. Fethiye Belediyesi, ülkenin turizm lokomotifiyiz. En güvensiz şehre turist gelir mi? TÜİK araştırması yok hükmünde sayılsın diyerek dava açtı. Hakimiyet Gazetesi. Santraller öldürüyor. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Kocabaş, termik santrallerin insan sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi. Profesör Doktor Ali Kocabaş ise İskenderun Körfezi'nde kurulması planlanan termik santrallerin sadece İskenderun'u değil, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye'yi de olumsuz etkileyeceğini ifade etti.
Şeytanların umudu arttı. Ligde aldığı üst üste başarılı sonuçlarla çıkış yakalayan Mersin İdman Yurdu sahasında Galatasaray'ı da mağlup ederek ligde kalma umutlarını artırdı. Galatasaray galibiyeti sonrası açıklama yapan Mersin İdman Yurdu kulüp basın sözcüsü Murat Altındere, zorlu bir rakibe karşı çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek galibiyeti taraftara armağan ettiklerini söyledi.